Merhaba sevgili izleyiciler. Yıllarını sahne üzerinde geçirmiş, kabare tiyatrosunu Türk izleyicisiyle buluşturmuş, mizahın duayeni, Türk izleyicisinin kalbinde özel bir yeri olan usta oyuncu Metin Akpınar, Akpınar'ın hayatı belgesel oldu ve biz bugün yaratıcılarıyla birlikteyiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Ben de heyecanlandım. Yani gerçekten günlerdir programa hazırlanıyoruz. Sizi burada ağırlamak bizim için büyük bir onur. Çok teşekkür ederim. Benim için de. Evet, hoş buldum. Belgeselin yönetmeni Selçuk Metin ve senaristi Zeynep Miraç, sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. Öncelikle ben hemen şununla başlamak istiyorum. Hani Metin Akpınar hepimiz için özel bir isim ve gerçekten belki de bizim hayata bakış açımız, dünya görüşümüzün şekillenmesinde önemli yeri olan bir isim. Öncelikle nasıl gittiniz, ikna ettiniz? Sizinle başlayalım. Size geldiler, böyle bir belgesel yapmak istiyoruz. Siz hemen ikna oldunuz mu, yapalım dediniz mi? Evet, esasında onu Selçuk Bey daha iyi anlatıyor. Selçuk Bey geldi bana. Biz İKSV'nin Haldun Taner belgeselinde beraber çalışmıştık. Ondan evvel de gene İKSV'nin sinema festivalinde bana onur ödülü vermişlerdi. Onun tanıtım filmini de Selçuk yapmıştı. Oradan yazmış beynine o. Böyle bir şey yapılmak gerekir diye. Geldi, ben bir belgesel yapmak istiyorum. Sizinle belgesel yapmak istiyorum dedi. Benim genel şeyim, hemen her şeye evet ya da hayır demem. Ben bir düşüneyim dedim. Böyle bir elmamı soyup istariye yattım. Pirifani olumlu cevap verdi. Sakallı dedi. Öyle olsun, yaparız dedik. Böyle soyunduk. Zeynep sağ olsun, daha evvel Zekiallah Sel ile ilgili bir araştırma yapıyordu. O vesileyle tanışmıştık. Çok da keyifli bir çalışma oldu. Hatta o kadar ilgiliydi ki evlat sağ olsun, çarşıdan pazardan bizim adımızın geçtiği, kabrin adı geçtiği dergiler falan getirmişti. Hala saklıyorum onları şimdi, durur çok keyifli. Böyle bir çalışma içine girdik. Güzel bir çalışma oldu. Ben çok kendimi anlatmayı seven bir adam değilim. Başkasının anlatmasını tercih ederdim ama böyle bir yöntem seçildi. Gene olsun, konuşmak bana düştü. Sıkılmamıza rağmen yapmaya çalıştık. Elimizde malzeme de çoktu, aşağı yukarı 1000'e aşkın resim taradık. Keyifli bir çalışma oldu. Tabii yani 78 sene 8 ayı 2 saat 3 dakikaya sığdırmak çok kolay bir iş değildi. Evet. Ama arkadaşlarım orada da özveriyle çalıştılar. Bizden sonra kalacak güzel bir sabit eser bıraktık diye düşünüyorum. Ona da seviniyorum. Peki aynı soruyu size de yöneltelim. Çünkü gerçekten hani Metin Akpınar'ın hayatı ve hem sanat hayatı, sanatçılığı, dünyaya bakışı ve yetiştirdiği öğrenciler, birlikte yarattığı tiyatro dünyası. Siz neresinden tutacaksınız, nasıl yapacaksınız? Önce bir şekillendi mi? Yoksa Metin böyle bir araya geldiğinizde hani o uzun uzun konuşmalar, tartışmalar sonrası mı ortaya çıktı? Tabii yani Selçuk daha önce benden çalışmaya başladığı için o konuyu çok daha iyi anlatacaktır. Ben daha sonra dahil oldum çünkü bu çalışmaya. Onlar zaten epey de bir yol almışlardı. Evet, aslında biraz şöyle gelişti. Metin Bey'in o bahsettiği bir hafta aslında çok uykusuz geçti benim için. Çünkü ben ilk teklifi yaptıktan sonra böyle her akşam kafamı koyduğumda yastığa, acaba kabul edecek mi, acaba kabul edecek mi? Çok büyük bir onur bir defa benim için. Gerçekten Metin Akpınar gibi bir ismin belgeselini yapmak, onun yönetmenliğini üstlenmek gerçekten çok büyük bir onur. Biz Metin Bey'le tabii başladık. Çok uzun uzun konuşmalar yaptık. Ardından bu sefer bir arşivi tarama kısmına geçtik. Yaklaşık 1500'e yakın fotoğraf taradık. Elindeki bütün görselleri ortaya döktük. Sonra tabii bir omurgası ortaya çıktı. Sonra Zeynep sağ olsun el attı ve hızlı bir şekilde ilerledik. Zeynep'in katkısı tabii çok müthiş. Bizce çok güzel bir iş oldu. Siz aynı zamanda gazetecilik de yaptınız uzun yıllar. O bakış açısıyla mı? Hani Metin Akpınar'ı bulmuşken soralım. Merak ettiklerimizi soralım. Çünkü hani belgeselden de onu alıyoruz zaten. Tabii şimdi Metin Akpınar'ın hayatını zaten ben takip ediyordum edebildiğim bütün kaynaklardan. Ama şimdi karşıma geçince Metin Bey birinci ağızdan bütün hikayeyi dinleyebilince, sorduk. Zaten günlerce birlikte buluşup seanslar yaptık. Bir senaryo oluşurken zaten konuştuk. Uzun uzun laf lafı açtı, konular birbirini açtı. Zaten Metin Bey'in birikimi herkesin malumu, benim söylememe gerek yok. Çok da zengin bir hayat, çok verimli yaşanmış, çok üretken bir hayat. Onun arkasından tabii iş, hani kamera karşımıza geçip çekim
faslına geçince o da bir haklı hürmetli bir zaman sürdü ama keşke daha da sürseydi. Biz doyamadık dinlerken ama yazık ki belli bir süresi var ekranda seyredilecek olanın. Evet. Şimdi ben belgeseli izlediğimde aslında hani birkaç aşamalı olarak gördüm. Sizin ilk önce doğduğunuz yere odaklanıyoruz. Aslında tam İstanbul'un her yönüyle o tarihi yönünü de sizin anlattıklarınızdan görüyoruz. Aynı zamanda işte ülkenin gündemi şekilleniyor, sanat gündemi şekilleniyor. Biz her yönüyle belgeseli burada görebiliyoruz. Ve belgeselin adı da İyi Ki Yapmışım. Siz hani kendiniz belgeseli izledikten sonra neler düşündünüz? O da eminim de biraz... Yani orada anlatılan şeyi ben 78 sene yaşadım. Onun için benim... İyi ki yapmamışım dedikleriniz var mıydı? Tabii vardır, olmaz olur mu? Yani ben esasında keşkeyi seven bir adam değilim. Keşke yapsaydım, keşke yapmasaydım demem. Çünkü bir şey düşünmeden yapmam. Ben düşünüp karar vermişsem onun doğru olduğuna inanmışımdır. Çabalarım da olması ve sonuca varması için. O yüzden öyle keşke yapmasaydım belgesel için hiç geçerli değil. Yani yaşamımda nasıl iyi ki yapmışım dedimse belgesel için de iyi ki yapmışım iddiasındayım. O yüzden keyifli bir çalışma oldu benim için. Ben bir geçiş döneminde yaşadım. Ben dünyaya geldiğim zaman İkinci Dünya Savaşı bitmemişti. Benim nüfus kağıdımda ekmek karnesi verildi, basma verildi diye mühür var. Biz oraların çocuğuyuz ve çok ciddi bir geçiş dönemi yaşadık. Kocaman kocaman harflerden çıktıktan sonra eğitim aşamamız da çok muhtelif şeylerde geçti. Şanslı bir insan olduğuma inanıyorum. Hem yaratıcıdan gelen bir kabiliyet meselesinden şanslıyım, hem hocalarımın hepsi iyiydi benim. Yani ilkokul hocalarım dahil, Aksaray 1. İlkokulu'nda okudum. Eskiden 45. ilkokuldu, sonra 1. ilkokul oldu. Gedikpaşa Ortaokulu, Pertevniyel Lisesi. 2 sene Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde felsefe okudum, bitiremedim. 2 sene de İstanbul Hukuk'ta hukuk okudum, bitiremedim. Eğitim hayatımda da hocalarımın hepsi çok iyi hocalardı. Peki, o benim için bir şanstır. Tiyatro eğitimi almayı mı düşünmediniz? Hani o dönemler daha mı? Şimdi biliyorsunuz tiyatroda bir alaylı mektepli olayı vardır. Ben mektepli değilim, ben alaylıyım. Alaylı yetişmeliyim, amatörlükten yetişmeyim. İlk 1957 senesinde Yeşil Sahne'de tiyatroya başladım ben, amatör olarak. İlk çalışmam oradadır. Orada da işte rahmetli Ferdi Belter vardı, Erdinç Üstün vardı. O zaman amatör tiyatroların hep oynadığı işte Zafer Madalyası, benzeri oyunlardı. Öyle bir çalışma yaptık. Oyunu oynayamadık yani. Yeşil Sahne'deyken ben sahneye çıkmadım. Oradan MTTB'ye geçtik, Milli Türk Talebi Birliği'ne geçtik. Milli Türk Talebi Birliği'nde tiyatro bölümü yöneticisi oldum. Kısa bir süre sonra. Orada güzel işler yaptık. Orayı seviyorum. Benim ilk atağım odur diye düşünüyorum. Hem işte Karaların Mehmetlerini oynadık. Tercüme oyunları oynadık ama her yer tiyatrodur kampanyası diye mükemmel bir kampanyaya girdik. Yani tiyatroya ulaşamayan sanat severlerin ayağına biz sanatı götürelim diye bir çalışmaydı o. Çok da başarılı oldu. Anlı İnalti Gon'da oynuyorduk muhtelif yerlerde. Florya'da dinlenme tesislerinde de rahmetli hocam Ulvi Uras 15 günlük dinlenme şeyi almış, orada kalıyormuş. Ortada havuz başında mermerler, sütunlar falan müsait diye Antigone'a biz orayı tercih ettik de orada oynadık. Hoca bizi çok sevdi, ilgilendi bizle. O da tiyatroyu kurmak üzereydi. Haldun Bey de o sıralar gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım oyunda çalışmış. O da oyun üzerine çalışıyor, onu da hoca oynayacak. Hoca bize inanılmaz bir teklifte bulundu yani. Hayatımdaki dönüm noktalarından biridir o. Siz iyi bir ekipsiniz. Gelin matinelerde benim tiyatromda oynayın. Suare'de de bana oynayın. Ben de yeni kurulan bir tiyatroyum. Size maaş veremem ama matinelerde kendiniz oynarsınız diye biz olaya böyle başladık. Bizim ekip Ulvi Uras ekibiyle birleşince ekip büyüdü. Ekip büyüdükçe Haldun Bey oyunu genişletti. 6 kişilik bir oyundan daha büyük kompozisyonlar gerek, 35 kişilik bir oyun oldu. Öyle olunca hoca dedi ki artık siz aşağıdaki olayı bırakın, hep beraber çalışalım. 2 ay, 2,5 ay sonra ben size maaş da veririm dedi. Ve biz 1964 senesinde Ulvi Uras Tiyatrosu'nda Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım adlı başyapıtlardan biriyle profesyonel tiyatro hayatına başladık. Bu da benim için çok keyifli bir olaydı.
Evet, aslında yine sizin deneyimlerinizi sormak istiyorum. Metin Akpınar'ın hayatıyla belgeselde izlediğimizde bugünkü tiyatronun şekillenmesini, mizahın şekillenmesini de görüyoruz değil mi? Hani bunun üzerine özellikle mi bir vurgu yapmak istediniz? Tabii, yani sonuçta biz muazzam bir çiçek görüyoruz sonunda, ama o çiçeğin bir kere toprağa, o ilk tohumun düşmesi, o toprağın nasıl bir toprak olduğu, sonra onun üstüne ne yağmurlar yağdı, ne karlar yağdı, hangi güneşleri gördü, ne koşullarda büyüdü, bunları da biz görmek istedik. Zaten biz bunları bu perspektiften baktıkça bizi daha da çok heyecanlandırdı. Tabii ki Metin Bey'in hayatı bizi çok heyecanlandırdı, ama Metin Bey'in hayatının nasıl bir ülkede, nasıl bir sanat ortamında geliştiği, biraz önce anlattığı gibi bazen tesadüfler, bazen iyi hadiseler, bazen kötüleri, orada yapılan seçimler, dış faktörlerin onu nasıl etkilediği, onun verdiği reaksiyonlar, bu bütün o, hani o şimdi bir sıklıkla kullandığımız bir tabir var ya, o büyük resmi görmek, o büyük resmi görmek daha heyecan verici ve daha öğretici oldu bizim için. Biraz önce dediniz ya, hani gazeteci gözüyle mi baktınız? Bir gazeteci gözüyle aslında bir haberin bütününe bakmak gibi bir oluşum, çünkü çok büyük bir yeteneğin çok büyük bir birikimle buluşması. Ve onun hangi ortamda yeşerdiği, o gözle bakmak bizi daha zenginleştirdi diye düşünüyorum. Selçuk da herhalde hemfikirdir. Kesinlikle. Şimdi ben işte biz bu söyleşiyi yapmadan önce hem sizin söyleşilerinizi dinledim, daha önce yaptığınız söyleşileri, evet, hem de Deve Kuşu Kabare'deki oyunlarınızı izledim. Yani oyunları izlediğimiz zaman hani çok da bir şeylerin değişmediğini görüyoruz aslında. Hani mesela Yasakları izlediğiniz zaman yine aynı şeyleri görüyorsunuz. Ya da işte o dönemde hani bir kentsel dönüşümden bahsediliyor. Yine bu dönemde kentsel bir dönüşümden bahsediliyor. Sadece şunu düşündüm yani. Biz biraz iyilik ve hoşgörüyü mü kaybettik? Nasıl değerlendiriyorsunuz o günlerden bugünlere siz baktığınızda? Şimdi tabii popülasyonun rul diye tanımladığımız aynı şeylerden etkilenip, aynı şeyleri biriktirip, aynı şeyleri kendi potasında eritip, kendi ürünü olarak sunması meselesi Türkiye için şanssız bir dönem. Yani düşününüz ki İstiklal Savaşı'ndan sonra, Dünya Savaşı'ndan sonra bugüne kadar gelişimizde neler gördük, neler geçirdik, neler üstümüze geldi, nelerle büyüdük, nelerden etkilendik ve hangi kararları verdik. Bu çok önemli bir şey. Yani bizi biz yapan budur. Yalnız şöyle bir olay var, özellikle sanat için söylemek istediğim. Büyük kentler sanatın yapıldığı, icra edildiği yerlerdi. Nüfusun da önemlice bir bölümü kırsal alandaydı. Yani Türkiye'nin nüfusunun %70'i kırsalda yaşıyordu, %30'u kentte yaşıyordu. Ve bu gerçekten sanatla alışveriş içerisindeydi. Aydın kişi olarak tanımladığımız insanlar günde 2-3 tane gazete okur, ayda bir iki kitap mutlaka bitirir, tiyatroya gider, operaya gider, müzik dinler. Böyle bir ortamda gelişti ve büyüktü. Sonra zorunlu olarak göç başladı. Çok ciddi bir göç oldu. Yani göç olmadan yerinden kalkınma olsaydı, rahmetli Ecevit'in köy kalkınması diye tanımladığı, rahmetli Muhsin Ertuğrul'un bölge tiyatroları diye tanımladığı bu iki olay gerçekleşseydi, İnanın belki de bu çizgiye çok kolay gelmezdik. Daha olumlu bir çizgide olabilirdik. Ama biz onu başaramayınca büyük bir göç geldi. Göç gelince nasıl geldi? Aşağı yukarı 12 ilde nüfusun yarısı yaşıyor. Ve bu göç, göçerler tarafından taşınan harç, örf, folklor, kültür, kent soyluğuyla örtüşüp onun üzerine yeni bir kent kültürü oluşturamadı. Tam tersi, aşağı çekti kent kültürünü ve yoz bir kent kültürü oluştu. Bu yozluk hala devam ediyor. Evet. Buna bir de kutuplaşma diye tanımladığımız, hatta benim polarizasyon diye tanımladığım, ikiye bölünme değil de çoklu bölünme, o hale getirdi ki Türkiye'yi, artık kimsenin kimseye güveni kalmadı. Hoşgörü meselesini ben çok sevmem. Hoşgörü esasında mafevkin mağduru hoş görmesidir. Yani üstte olan, yüksek olan hoş görür. Hadi ya bir daha yapma der canım benim. Ama hor da görebilir. O yetki onundur. O yüzden hoşgörü demokratlık değildir. Biz o daha çok demokrasiden yanayız. Evet. Biz yani empati kültürü, biz paradigması ve şeyden yanayız. Demokrasiden yanayız.
Bu hoşgörü kaybı değil ama gerçek demokrasiyi sindirememe. Siyasi otoritelerin de geçiş dönemlerinde bize demokrasiyi tam ve doğru yansıtmamaları bakımından maalesef böyle bir, o zamanlar cici demokrasi diyorduk. Şimdi de kendine has sui generis bir demokrasiyle idare edilmeye çalışıyoruz. Bütün bunlar popülasyonu da olumlu ya da olumsuz maalesef etkiliyor. Sanata yansıyor. Birlik beraberlik diye bir laf vardır. Ben onun kim kimle nasıl beraber olacağını hala kavramış değilim bu yaşıma geldim. Onun için böyle havada bir laf olarak terakki ediyorum. Buradan kurtulmanın tek çaresi de iyi, güzel, doğrunun yanına etiği, estetiği, adaleti koyup sevgiyi çoğaltmakla olacaktır. Sevgi müthiş bir şeydir esasında. Aşk da müthiş bir şeydir ama o kimyasal bir değişkendir. Hatta biraz patolojisi bile vardır. Ama sevgi emek ister. Evet. Emek vererek severseniz insanları, ülkenizi, bayrağınızı, sanatınızı, yaptığınız işi, temiz havayı soluduğunuzu, temiz suyu içtiğinizi, sağlıklı beslendiğinizi severek, bilerek yaparsanız ve sadece kendinizi oluşturduktan sonra başkaları için de olumlu şeyler üretmeye soyunduğunuzda iş çözülür. Bizi diğer popülasyonlardan ayıran unsur da budur diye düşünüyorum. Yoksa insanoğlu 350 bin senedir homo sapiens sapiens olarak var bu dünyada. Ama onu diğer yaratıklardan ayıran şey, kendini iyi programladıktan sonra başkaları için yararlı işler üretme becerisidir, isteğidir, sevgisidir, kabiliyetidir. Bunu yaptığında da böyle sabit eserler bırakırsınız işte. O da övünç kaynağı olur. Keşke sayıları çok daha fazla gerçekten olsaydı. Ha, yine belgeselden öğrendiğim bir bilgi. Yani belki biraz spoiler olacak ama bu bilgiyi verebiliriz herhalde. Yani sadece 6 oyun kaydedilmiş, evet, değil mi? Evet, evet maalesef. Ha. Ama teknoloji müsait değildi. Tabii yani ben matinede düğün salonundan eşim bir kameraman getirdiydi. İlk kaydı ondan yaptımdı yani. O dönemle bu dönem arasında da çok büyük fark da yok aslında baktığınız zaman şu dönem bile. Ya gerçi aslında pandemiyle birlikte baktığımız zaman yine çok şey yok. Çünkü hani herkes içeriye girince hani. Yani biraz bu aslında ülke meselesi bence. Aynı tiyatroda olduğu gibi, diğer konularda olduğu gibi. Şimdi tiyatro insanları bir sahne için uğraşıyorlar. Bir oyun ortaya çıkartmaya çalışıyorlar ve Türkiye'de sanatın desteklendiği, ne kadar desteklendiği zaten malum. O yüzden bütçelerinin çok büyük bölümünü her zaman için oyun için harcıyorlar. Şimdi bir kayıt yapalım demeye geldiği zaman da ne yazık ki Metin Bey de çok yaşamıştır bunları. O her zaman ikinci plana atılıyor. Aradan yıllar geçtikten sonra işte pandemi ortaya çıktıktan sonra mesela, o zaman da deniyor ki keşke kaydetseydik. Evet. Biz gidiyoruz, konuşuyoruz, onun kaydı var mı, bunun kaydı var mı? O yok, keşke çektirseydik. Bu yok, keşke çektirseydik. Ama Avrupa biraz daha şeydi galiba, hazırlıklı gibiydi. Hani onlar nispeten hani tabii, nispeten. Fakat Metin Bey'in de netice itibariyle çok değerli o 6 oyun var. Evet, ne mutlu. İnsanlığın lüzumu yok. Onu işte zar zor da olsa bulduk. O da çok değerli. Ama Metin Bey çok yani netice itibariyle sakladığı güzel bir fotoğraf arşivi vardı. Biraz oraya yöneldik tabii. Evet. Durum bu. Şimdi tabii ben de o kayıtlardan yararlanan kuşak. Belki hani evet, biz belki aynı öyle kuşağız izledim aslında evet, ama hani keşke biz sahnede de izleme şansına erişseydik sizi. Sahne çok farklı bir yerdir. Evet yani keşke biz de o seyirciler arasında elektrik olabilseydik. Elektrik alışverişi, beyinsel şey çok daha farklıdır yani. İnsan beyninin aşağı yukarı 1 trilyon yardımcı hücresi var. Ben bunun 250 milyonun bu işlere baktığı kanaatindeyim. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum. Deve Kuş Kabare'yi sormak istiyorum. Şimdi o dönem için bir yenilik tiyatroda. Şimdi işte günümüz tiyatrolarına da baktığımız zaman In Your Face, işte Art House ya da işte alternatif tiyatro. Mesela şimdikine baktığınızda, siz aynı zamanda da eğitmensiniz. Baktığınızda gelenekçi mi yaklaşıyorsunuz? Yoksa hani daha böyle yenilikçi ve gençlerin yeni şeyler yapması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Bıkmadığım, söylemekten bıkmadığım bir şeyi yinelemekte yarar görüyorum. Siyasi partiler yelpazesi gibi sanat dallarının da genelde tiyatronun, özellikle kabare tiyatrosunun da bir yelpazenin içinde yer alması gerekli. Bu yelpazede nasıl siyasette merkez merkez sağ radikaller varsa bizde de dramatik tiyatro, onun yanında opera, bale,
Onun yanında kabare tiyatrosu, seks tiyatrosu, korku tiyatrosu, ajitasyon tiyatrosu, sandviç tiyatro, gazete tiyatrosu, bunların hepsinin olması, yaşaması ve bunların elemanlarının eğitimlerinin yapılması bir ütopya olarak beynimde hala tın tın öder. Kabare tiyatrosu da bunlardan bir tanesidir. O da rahmetli Haldun Taner sayesinde Türkiye'ye kazandırılmıştır. Kabare tiyatrosu geleneksel Türk tiyatrosu ile çağdaş kabarelerin sentezine ulaşmak isteyen bir yapıyla başladı. Yolumuz oydu bizim. Gerçekten de bunu başardık. Büyük başarımızın ana nedeni de geleneksel Türk tiyatrosuydu. Yani Tanzimat Tiyatrosu ve Cumhuriyet Tiyatrosu'nun dışında kalan bir tiyatroydu ki bunun içinde Karagöz var, Orta Oyunu var, Kukla var, Cambaz var, Perendebaz, Curcunabaz, küçük üniteler de var, Hokkabaz var mesela. Ama ana unsur Karagöz, Hacivat ve Orta Oyunu'dur. Ondan büyük yararlanmışızdır. Gelenek çok önemli bir şeydir. Gelenek nedir? Gelenek saygın, nesilden nesile aktarılmasında mazur görülmeyen, mahsur görülmeyen bir yapının gelenekten geleneğe taşınması meselesidir. Bunun içinde yemek de vardır, dua da vardır, şarkı da vardır, dans da vardır, büyü de vardır, her şey vardır. Folklor müthiş, çok geniş bir şey. Ve Türkiye'de de bu geniş folklor koloji mükemmele yakın bir yerde. Ama ne yazık ki oradan özümsenmiş bir kültüre ulaşamadık. Kabare tiyatrosu biraz da bunu amaçlıyordu. Gelenekselle çağdaşı yakalayıp, sentez edip sunmak. Kabare tiyatrosu 64'te kuruldu, 92'de kapandı. Bu doğrultuda ciddi işler yaptığı kanaatindeyim ben. Yani Türk toplumunun övünebileceği bir bölümdür o. Son milenyumun 100 senesinin 4'te biri. Keyifli ve iyi geçmiştir. Orada tevazu göstermiyorum. Ben esasında bir tevazu olmaya çalışan bir insanımdır ama orada lütfen göstermiyorum. Lütfen olmayın çünkü gerçekten bize de çok öğretiyor. Tarihe o şimdi çok kıymetli olan maden altın harflerle yazılmış bir olaydır diye düşünüyorum. Ne mutlu yapanlara, ne mutlu yaptıranlara, ne mutlu izleyip ondan bir şeyler öğrenip yaşam tarzlarını öyle değiştirebilen insanlara. Tiyatro çünkü empati kültürünün mabedidir. Orada insan kendini sorgulamayı öğrenir. Bu çok önemli bir şeydir. Kendini sorgulayan insana vicdanlı insan denir. Sorgulamayan da kara vicdanlıdır. Bu yüzden kabare tiyatrosu çok olumlu bir şeydir. Çok müthiş bir şeydir. Keşke gene Yelpaze'de yer alsa. Bu doğrultuda da ömrüm yettiğince çalışacağım. Şimdi de Okan Üniversitesi'nde kabare oyunculuğu dersleri veriyorum. Nasıl buluyorsunuz yeni gençleri? Ben lise eğitiminin çok olumlu olduğu kanaatinde değilim. Çocuklar boş geliyorlar bize. Yani bizim zamanımızda böyle değildi. Biz kitap okurduk yani. En çok kitap okuyan jenerasyon zannediyorum benim jenerasyonumdu. İlk Beyaz Kitaplar serisinden o zaman Budala diye çıkmıştı. 25 kuruşa almıştım Abdal Budala'yı, Dostoyevski'nin. Oradan başlayan bir şeyle. Aşağı yukarı o seri 1100 kitaptır. Hepsini okudum ben onların. Onun içinde Mesnevi de vardır. Voltaire'in Felsefe Sözlüğü de vardır. Her şeyi içeren bir şeydir. Büyük bir yapıdır. Biz onları okuyarak geldik. Yeni nesil maalesef okumadan geliyor. Bu biraz teknolojinin gelişmesi. Biraz o bizim oyuncaklarımız. Pıt 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 pıt. Eskiden böyle bir şey yoktu mesela. Biz basmayı biliriz. Bu bizde yoktu. Hoppa! Bu hareketler bile çok farklı hareketler bizim için, beynimizi, gönlümüzü geliştiren. O yüzden çocuklarımız boş geliyor. Ben de eğitimimde sınıfların birinci döneminde, ilk 6 aylık dönemde entelektüel formasyon diye bir ders icat ettim. Onu yapmaya çalışıyorum. Yani Big Bang'den başlayarak günümüze kadar gelen bir özetle başlıyorum. Çünkü kabare tiyatrosu yapmak isteyen gençlerin her şeyden biraz haberdar olmaları lazım. Derinlemesine akademik bir araştırma istemiyorum ama her şeyden biraz haberdar olmaları. Özellikle doğaçlamaya açık bir türdür kabare. Doğaçlamayı yapabilmek için oyuncunun kendini çok doldurması lazım. Ki çak diye doğma tuluat şeydir, güneşin doğması gibidir. Tulu eder o. İnsanın beyninden doğu verir böyle şak diye söylersiniz. Ve gene bizim sektörümüzde sehli mülteni dediğimiz akla ilk gelen en doğrudur. Oyuncu kendini iyi programlamışsa,
ilk söylediği en geçerli ve en doğru laftır. Seyirci de onu şak diye yakalar ve alır. Yani tiyatro böyle bir şey. Kabare tiyatrosu özelinde çok farklı bir şey. Bugün kabare tiyatrosunun eksikliği bence görülüyor, hissediliyor. Kabare çok iddialı bir tür değil. Yani biraz eğlence ama zeki insanların izlediği, zeki oyuncuların oynadığı, zeki yazarların yazdığı bir şey. Üçünde de çok ciddi bir zeka talebi var. Bu toplumun da zekasını geliştireceği için keşke şimdi olsaydı. Bir ara bizden sonra 18'e kadar çıktı kabare tiyatrosu sayıları ama bugün hiç yok. Evet. Aslında, bu bence bir üzüntü. Pandemiden önce baktığımızda tiyatro sayısı hani 250'yi aşkın oyun vardı. Bir anlamda bu hani Türk tiyatrosu için iyi bir sayıydı. Ama bir yandan da baktığımızda aslında hani nitelik ve nicelik olarak da tabii ki tartışılır yönleri vardı. Burada biraz kötümserim. Çünkü Türk tiyatrosu hiçbir zaman gereken rakamlara ulaşamadı. Dünya standartlarında nüfusun %10'udur. Sanatçı aktif tiyatro koltuğu olarak bakıldığında. Biz bugün 83 milyonuz. Kaç aktif koltuk var? Kaç tiyatro sanatçısı var? Evet. Bakarsanız bugün Türkiye'de tiyatrodan bahsetmek matematiksel olarak olası değil. Aslında çok, çok dediğimiz rakam bile az bir rakam. Çok kötü bir şey. Çünkü tiyatro bir toplumun vazgeçilmezidir. Gereksinimi, evet. Ana gereksinimidir. Böyle bir eksiklik olursa biz iyi gelişmiyoruz demektir. Nitekim görülüyor. Peki buradan yola çıkarak hemen şu soruyu sormak istiyorum. Aslında sizlere de sormak istiyorum aynı soruyu. Burada tiyatrocuların da suçu var mı? Sadece izleyicilerin mi? Yani şöyle bir şey, biz şu anda sizi dinlediğimizde ya da ben belgeselde de izlediğimde aslında hani bir aydın, müthiş bir entelektüel, her konu için hani danışabileceğiniz, konuşabileceğiniz birisiniz hani yaşadıklarınızla ve sürekli kendinizi beslediğinizden bahsettiniz, okuyarak, deneyimleyerek, gözlemleyerek. Şimdiki tiyatronun izleyiciye ulaşması noktasında hani belki işte kapanan tiyatro salonları ya da işte sanata verilen önem devlet tarafından hani desteklenmesi. Yani burada hem izleyicinin hem tiyatrocuların da birazcık payı var mı? Olmaz olur mu? Tabii var. Ama ana mesele devlettedir. Bir defa devlet sahip çıkacak. Yani bu devlet tiyatroları, devlet opera ve balesi kaldırılsın, çalışmasın falan gibi laflar vardır ya. Hayır, onlar var olmalı. Evet. Onlar büyük prodüksiyonların vazgeçilmezleri. Onun dışında belediyeler tiyatroya sahip çıkacak. Bugün 81 ilde şehir tiyatroları yok. Saysanız herhalde 3-5 taneye geçmez şehir tiyatroları. Demek ki yerel yönetimler de tiyatroya gerekli özeni gösterecek. Yetmedi, sermaye tiyatroya özen gösterecek. Artı bina olarak gereksinimi olan, tiyatro olarak yapılmış bina yok Türkiye'de. Evet. Yani çok amaçlı yerlerde oynuyoruz. Salon, çok amaçlı hele salon. Son zamanlarda ikinci katlarda, üçüncü katlarda işte şiddet tiyatrosu, böcek tiyatrosu, börtü böcek tiyatrosu falan yapılmaya çalışılıyor. Onun için böyle bir bütündür bu. Tiyatronun bir toplumun vazgeçilmezi olduğu kararını verip devlet, yerel yönetimler, sermaye artı sanat tüketicisi. En önemlisi de o. Siz talep etmezseniz onlar bir şey yapmaz. Onun için bu talebi doğuracak politikaların da olması ve işlenmesi lazım. Bugün siyasi partilerin programlarına baktığınızda sanata gereken değer verilecektir. Evet. Bir yuvarlak lafla aslında geçiştirilir. Ve sadece seçim öncesi söylenir o da. Sonra hiç kimse... Sanat nedir, ne değildir, nasıl gelir, nasıl gider bunu kimseler bilmez, söylemez. Evet. İnsan düşünen hayvandır. Ve düşüncenin en saygın, en soylu biçimi de sanattır bir defa. Buradan başlamalıyız. Eğer sanat yoksa o insanın düşünce mekanizması saygınlığından yitirir, eksi verir, nakıs yazar. Evet. Onun için önce sanatı benimsemek, sanatın bir vazgeçilmez olduğunu düşünmek ve yaratmak, yürütmek. Burada Türk insanının, özellikle de Türk yazarının bir bireyselciliği vardır. Bu endividüalist akım bize zaten dayatıldı. Yani sadece askeri ve ticari güçler değil, kültürel bir emperyalizme de biz maruz kaldık. O kültür bize dayatılmak istedi. Bizim kültürümüz maalesef istediğimiz gibi gelişmedi. Bizim yazarımız yalnızdır, bireyseldir. Altına imza attığı şeyin sahibi ve tek yetkilisi olmayı ister. Onun için bakın roman falan bizde 50'lerden sonra çok gelişmiştir ama tiyatro yazarlığı daha azdır. Bugün de tiyatro toplumsal bir iştir.
Evet. Yazarın yazdığı oyunu biraz yönetmen bozar. Biraz oyuncular bozar. Biraz izleyici karşısında bozulur. Yani meydana çıkan olay doğrudur ama yazarın yazdığı değildir. Bir de telif hakları meselesi de bizde çözülmediği için özellikle yazar takımından, aydın takımından tiyatro yazarlığı çok gelişmiş değildir maalesef ülkemizde. O yüzden bütün üniversitelerde, bunun 200 aşkın üniversite var. Kabaret tiyatrosu dersini bir tek ben veriyorum. Ben de ölürsem kimse yok. Halifin helalimize bakınız yani. Oyun yazarlığı, kabare oyunu yazarlığı falan dersler olarak verilmeli. Evet. Şimdi ya belgeselde gerçekten o kadar güzel bir şey yakalamışsınız ki izlerken şunu hissediyorsunuz. Keşke biz o dönemlere gidebilsek. Ama hani bu öyle şey nostaljisi değil. Yani hani basit işte dönelim de işte o günlerdeki gibi değil. Yani gerçekten oradaki İstanbul olsun, oradaki izleyici olsun, oradaki oyuncular olsun. Yani hani siz onun içerisinde yer almak istiyorsunuz. Bilinçli miydi bu tercih? Tabii şimdi yani biz Metin Akpınar'la çalışmaya başladığımız zaman çok net bir şey vardı. Metin Bey'in söylediği bir şey vardı. Mesela ben bütün darbeleri yaşadım. Şimdi bu çok önemli bir kelime. Biz tabii Türkiye tarihiyle de beraber gelmek durumundaydık. En baştan beri düşüncemiz hep oldu. Hep o doğrultuda gitmek istedik. Burada tabii Zeynep'in katkısı çok büyük oldu. Bizim bel kemiğimiz belliydi belki. Onunla da aynı fikirde örtüşünce biraz o duyguyu geçirebildiysek çok mutluyuz tabii ki. Zeynep sen bu konuda kendi hissettiğimiz şey o seyirciye de geçiyor büyük olasılıkla. Yani o günleri dediğiniz gibi bir nostalji olarak değil de nelerin geride kaldığını hatırlamak ve bir bütün olarak neleri hatırlamak. Yani kaybettiğim bazen kazandığımız da olabiliyor. İşte yani çok da hani her şey dert üstü, murad üstü bir 78 yılda anlatamıyoruz bir yandan. Hani bu toprakların tarihi çok ortada. Ama biraz daha galiba şunu görüyoruz. Özellikle Metin Bey'in kendisi için kullandığı o bir sanat emekçisi. O sanatın emeğini, o emeğin bugüne kıyasla daha çok karşılık gördüğünü, her türlü emeğin belki daha dürüst, daha ahlaklı, daha temiz bir emek olduğunu ve karşılığını daha sevindirici bir şekilde bulduğunu görüyoruz. Biraz onlar da sanırım o iki saat içinde seyrettiğimizde bize o geçmişe dair hissettiğimiz duyguları taşıyor. Zaten hem o kısıtlı sayıdaki kayıtları ve Kuşu Kabare kaydını seyrederken de aynı şeyi hissediyoruz. Zeki Alas ve Metin Akpınar filmlerini seyrederken de aynı şeyi hissediyoruz. O 70'ler filmlerini, 80'ler filmlerini hissederken de benim duygum şu oluyor. Bir yani dünya o kadar da kötü bir yer değil galiba duygusu geliyor onu seyrederken. Yani iyi şeyler de oluyor ve olmuş. Yani Metin Bey'in hayatını, yaptıklarını, katkılarını, bu topluma katkılarını gördüğünüz zaman benim daha iyimser düşünmek geliyor içimden her şeyden önce. Yani bu topraklarda bir Metin Akpınar var. Yani tamam o kadar da dert etmeyebiliriz artık. Evet, çok şey öğrenebiliriz. Evet katılıyorum Zeynep'e. Ben de Madagaskar'dan gelmedim. Ben bu ülkenin çocuğuyum. Demek ki daha ümit var. Evet. Yeter ki o toprağa biraz iyi bakmak lazım. Evet. O zaman hemen şunu soralım. Zeki Alasya'dan bahsetmişken dünyanın en uzun soluklu ikilisisiniz. Evet. Ve peki bunu nasıl başardınız? O yani sizden biraz hani Zeki Bey'i dinleyelim ve yani gerçekten aslında filmlere, oyunlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ben hep şunu düşünüyorum. Sanki o dönemin yani işte siz o dönemler sanatçılar ve aydınlar şu anda da sohbet ettiğimizde de halkı daha iyi tanıyor. Halkı daha iyi tanıdığı için de onların nelerden hoşlandığını, nelerden hoşlanmadığını ve nelerle gelişebileceklerini. Yani siz sürekli aslında bir matematik içerisindesiniz. Yoksa bu bana mı böyle geliyor? Şimdi Zeynep'in de söylediği gibi bazen fenomenler, hadiseler, olaylar, tesadüfler insanları karşı karşıya getiriyor. Bizim Zeki ile karşılaşmamız oradandır. Ama insanı insan yapan konstrüksiyonu düşünürsek benlik, kimlik, kişilik ve karakter. Bunlar hepsiyle siz kendinizi yaratıyorsunuz. O sizsiniz artık. Bir Zeki Alasya konstrüksiyonu var, bir Metin Akpınar konstrüksiyonu var. Bunlar milliyetçilik talebi birliğinde tesadüfen bir araya geldiler. Yani
tam fatalist değilim, böyle kaderci değilimdir ama bir alın yazısı. En basitten DNA'nın amir olduğunu biliyorum. Reyhan'ın da uyguladığını biliyorum. Alın yazısıdır o bence. Bizi böyle bir araya getiren bir şey oldu. Onun üzerine biz birbirimize sahip çıktık. Şimdi Zeki Alas ve Metin Akpınar deyince gene başa sevgiyi koyarım. Ben Zeki'yi severdim. O da beni çok severdi. Ve bunu birbirimize belli ederdik. Erdoğan'ın şiiri gibi sevme ihtimali değil. Direkt sevgiyi algılardık biz. Sevgi gelince, sevgi emek istediği için buna verdiğimiz emeğin karşılığını da karşı taraftan görmek isterdik. Ve biz zaten görürdük. Beraber yaşamak dünyanın en zor şeyi. Yani Atatürk 21 Aralık'ta mı, Ocak'ta mı, nerede bir meclis açılışında nutku var. İnsanlar bil zaruri, yani zorunlu olarak toplumsal yaşam sürdürmektedirler diyor. Jean-Jacques Rousseau, İçtimai Mukabele'yi okuduğu, iyi bildiği için oradan başlıyor, giriyor işin içine. Biz de toplumsal yaşıyoruz. İki insan bir araya geldiği zaman hemen özveri başlar onun yanında. Demek ki sevginin yanına özveriyi koyacaksınız. Birbiriniz için özveride bulunmazsanız birbirinize tahammül edemezsiniz. Yalnız özveri yeterli midir? Değildir. Demokrat olmak zorundasınızdır. Yani biraz da adil olmak zorundasınız birbirinize karşı. Şimdi Zeki Alas ve Metin Akpınar ikilisine bakıldığında sevgi, hemen yanında saygı. Herkes herkesi sevmek zorunda değildir ama herkes herkesi saymak zorundadır. Sevgi, saygı, empati, özveri ve demokrasi. Bunlar iki insan için bugün ne kadar geçerliyse aile için de öyle geçerli, şehirler için de geçerli, ülkeler için de geçerli. Belki evrende ileride ulaşacağımız beraberliklerde de geçerli olacaktır diye düşünüyorum. Biz bunu başarmış iki kişiyiz. Birbirimizle hiç kavga etmedik. Yani çok aynı düşünen insanlar değildik. Zeki'nin kafası başka yerlerde, benim kafam başka yerlerdeydi. Ama birbirimize tahammül etmeyi, özveri göstermeyi, birlikte yaşamayı becerdik. Bunun içerisinde sanat denilen güzel olgunun insanı maddi manevi beslemesi gerçeğini de ihmal etmemek lazım. Yani bugün siyasiler hep şey derler, ben kendim için hiçbir şey istemiyorum, vatanıma, milletime her şeyi vermek için geldim. Ama emekli olduğunda 15 bin lira kenara, onu hiç görmezsin. Şimdi bizde de hem maddi hem manevi olarak doyum önemlidir. Bir de bu ikili sanat tüketicisinden bunu yakaladı. Bizi biz yapan bizim dışımızdaki sanat tüketicisinin bize sevgisidir, saygısıdır, verdiği destektir. Bizi yaratan Türk toplumu. Bütün bunları birleştirdiğiniz zaman mükemmel bir ikili çıkıyor mecrada. Ve dünya rekoru olarak da birlikte çalışmanın iyi örneklerini vermiş iki kişiyiz. Nur için de yatsın evladım. Biraz erken öldü. Peki ayrılık ben içtim kararı... 8 siroz oldu yani. Olacak şey değil. Peki ayrılık kararı hani herkesi de üzmüştü. Siz hani ayrılık kararını verirken Zeki Alasya ile birlikte. Şimdi, hangi hani yaşadığımız çevresel konular mı etken oldu ya da ikimiz hani de, bireysel bir şeyler mi yapmak istediniz? İkimiz de perfeksiyonist insanlardık. Yani en mükemmeli, en iyiyi arayan insanlardık. Benim ülkemde de, benim bu güzel ülkemde de en iyiye, en mükemmele ulaşmak olası değildir. Yani mükemmellik için çalışırsanız ancak vasatı iyiye çekersiniz. O yüzden biz de o doyumsuzluk içindeydik. Bir sürü güzellik yaptık ama daha iyi şeyler de yapılabileceği kanaatindeydik. Beraberliğimizin birbirimize zarar verdiğini hiç düşünmedim. Ama yalnız bir şeylerde başarılabileceği fikri de kendi kendine içeriden doğmuş demek ki. Orada gene ben, ego öne çıkıyor. Bugün beynimizin her şeyini bilebiliyoruz. Yani 5 mikron boruyla giriyoruz, farmakolojiyle giriyoruz, görüntüleme cihazlarıyla giriyoruz. Her şeyle beynimizi görüyoruz. Ego nerede bilmiyoruz. Evet. Burası bir 100 milyar hücrede, 1 trilyon yardımcı hücrede. Ego nerede bilmiyoruz. Ama böyle bir şey var. O biraz fizik ötesi bir şey. O egonun da bu beraberliği artık sürdürmemek doğrultusunda fikir ürettiğini düşünüyorum. Kendimize baktığımız zaman da, aynaya baktığımız zaman da bunu gerçekten yapabileceğimizi düşündük. Ama bunu daha çok Zeki düşündü. Yani ölünün arkasından konuşulmaz ama ayrılık kararı oradan geldi. Ben sadece Zeki'ye saygımdan, ben yoruldum,
bırakıyorum diye ona yardımcı olmak istedim. O kadar. Yoksa ayrıldığımızı hiç istemedim. Çünkü bizim daha yapacak bir sürü güzel işimiz vardı. Yani Zeki çok kabiliyetli, çok becerikli bir adamdır. Bilgi birikimi onun da çok iyidir. Hatta benden daha çağdaştır. Teknolojiye mesela o hakimdir. Ben teknoloji kusurluyumdur. Bilmem teknolojiyi. Birbirimizi tamamlayan iki iliydik. Ne yazık ki o küçük ayrılık çok önemli değil ama ilahi son büyük ayrılık bizi ayırdı. Ama sanatçılar ölmez biliyorsunuz. Yani evet, sabit evet, eser gerçekten bırakmak onları öldürmüyor. O da yaşıyor. Ben de yarın gidince yine beraber yaşayacağız. Tüm güzellikleriniz. Şimdi yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Ben yine size sözü bırakmak istiyorum. Şimdi zor bir dönem geçiyoruz. İşte tiyatrocuların çoğu şu anda oyun sergileyemiyorlar pandemiden dolayı. İnsanların bir tedirginliği var. Şimdi hani sizin de bir sanat yaşamınıza baktığımız zaman aslında bir sürü zorluklarla, az önce Zeynep Hanım da Selçuk Bey de bahsetti. Hani bir sürü darbeler ve yaşanan ülkedeki olumsuzluklarla, ama siz yine de hani tiyatroyu en güzel şekilde ayakta tuttunuz. Şimdi birçok tiyatro grubu umutsuz. Onlara neler söylemek istersiniz? Öyle de noktalayalım. İnsan oldukça tiyatro olacaktır. Bir defa bu kazeyi muhkeme. Evet. İnsan oldukça tiyatro olacaktır. Onun için bütün umutlarla yeniden yeni oyunlar yazılacak. Yani ne kadar mekatronik gelirse, ne kadar yapay zeka gelirse, ne kadar robotik bilmem neler gelirse, aletlerin birbiriyle konuşması gelirse de tiyatroyu insanlar yapar. Çok insanca bir şeydir tiyatro. En iyi tarifini de zaten insanı insana, insanla anlatma sanatı diye yapmışlardır. Rahmetli Turgut Özatman hocamız buna bir de insancayı eklemiştir. İnsanı insana, insanla ve insanca anlatma sanatı. Demek ki ana unsur insan. İnsan varsa tiyatro olacak. Bunun darlığı, zorluğu, ihtilali, geçiş noktası, nereden içinden geçmekte olduğumuz kötü dönem falan yok. Evet. Bu olacak. Bitti. İnsanlar bunu asılacaklar, yapacaklar. Yeter ki bu sanatı, bu sanat dalını isteyen sanat tüketicisi olsun. Şimdi İstanbul Film Festivali'nin kapanışında biz iyi ki yapmışsınız belgeselini izledik. Ben de izleyen o şanslı izleyicilerden biriyim. Gösterimleri ne zaman olacak, nasıl izleyebilecekler? Çünkü gerçekten müthiş bir belgesel onları bekliyor. Teşekkür ederiz. Öncelikle özel gösterimlerle başlıyoruz. Ardından çeşitli festivallerde pandemi müsaade ettiği sürece o yolla ilerleyecek gösterimlerimiz. Bir de tabii bir dijital platformla görüşüyoruz. O da gerçekleşirse bu sefer herkesin izleyebileceği daha geniş kitlelere ulaşacağız. Evet. Zeynep Hanım, sizin de son sözlerinizi alalım. Bizim için çok özel bir çalışmaydı. Öyle de kalacak. Herhangi bir işte zaten adımızın Metin Akpınar'ın yanında yer alması bizim için çok hakikaten çok gururlandırıcı bir işti. Evet, insanın da imrenerek bak, keşke biz de olsak içerisinde. İşte onları çalışmaya başladıklarında ben öyle bir duygu içindeydim zaten. Falan diye böyle. İnşallah bu pandemi hakikaten izin verir de seyircisiyle şöyle coşkulu bir şekilde buluşabilir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Hiçbir şey başarılmasa bu üçlü sevgi saygı bağlamında birleşti ve bu başarıldı. Bence büyük kazançtır. Evet. Siz bir şey söyleyecektiniz Selçuk. Bir de tabii belgeselde çok önemli isimler de var bir evet taraftan. Biz ondan zaten programı da ben öyle kapatacağız. Çok kısa bahsetmek isterim. Tilbe Saran bir defa yanımızda oldu. İlk günden beri seslendirmemizi üstlendi. Türkiye'nin önemli görüntü yönetmenlerinden Uğur İçbak bizimleydi hep. Evet. Murat Evgin müziklerimizi yaptı. Bir de tabii katılımcılar da çok önemli. Deve Kuşu Kabare'nin neredeyse evet tüm Ferhan Kutman, Şakir Gülhan, evet, Demet Akbağ, evet, Ferhan Şensoy, daha pek çok isim. Evet, onlara da çok teşekkür ederim. 80'i aşkın kabarezede vardır evet bir Türkiye'de. Aslında şimdi süremiz az kaldı ama daha çok konuşulacak şey var. Deve Kuşu Kabare hani keşke böyle yeniden yapılsa, hani bilim, yani sizin öncülüğünüzde yine, çünkü siz aynı zamanda oranın işletmesinin de, yani bir yandan da patron kimliğiniz var Deve Kuşu Kabaresi'nde. Hani belgeselden öğrendiklerimiz, hani bir daha olur mu olmaz mı, Ertem Eğilmez'li yıllar nasıldı, Arzu film dönemleri, sizin daha farklı yönleriniz, bunların daha konuşulacak aslında çok şey var çok, böyle. Çok. Ben istiyorum ki yine tekrar bir araya gelelim ve bu uzun uzun diğer konuları da görüşelim.
görüşelim, konuşalım. Belgeseli izletmeyeceksin sana, öyle mi? Efendim, iyi ki varsınız, iyi ki yapmışsınız. Çok çok teşekkür ederiz ve gerçekten sizi burada ağırlamak bizim için bir onur ve ben kendimi şu anda çok şanslı hissediyorum programımıza bizim konuk için de olduğunuz. Onurdu. Biz ve... de çok şanslı hissediyoruz. Sen o ışıkları hiç sönmesin. Yüreği çok sevgi doludur. Müzikli falan, şarkılar, markalar falan. Fakat korkuyoruz da, endişemiz de var. Polis izni almamız lazım. Müktesebat'ta kabare tiyatrosu diye bir şey yazmıyor. Siz nesiniz dediler. Biz kabare tiyatrosu yapıyoruz. Nedir yani kabare tiyatrosu? Müzik var mı? Var. Dans var mı? Var. Kadın var mı? Var. Siz pavyonsunuz dediler yani.